Raptor R2 yüksek mineral taşlara test yapacağız. Şu an dedektörümüz açık. Ayarladığımız şu şekilde hassasiyetimizi ortamda, kapalı ortamda ses vermeyecek kadar ayarladık. Demiri kırık vaziyette az miktarda ses verecek şekilde ayarladık. Balansımızı da yine mineral taşlara ses vermeyecek şekilde ayar yaptık. Şimdi şu yerde görmüş olduğunuz mineral taşlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen taşlar. Çok yüksek mineralli. Tuğlalar öyle. Diğer granit olsun, volkanik demir içerikli taşlar olsun, diğer dere yataklarından gelen taşlar var. Bunlar çok yüksek mineralli. Altı demir dere yataklarında bol miktarda bulunuyor. Bunlar var. Şimdi öncelikle dedektörümüzün çalıştığını göstereyim. Gayet güzel çalışıyor. Tuğlaya ses vermiyor. Kula taşına ses vermiyor. Yüksek mineralde bir çuval içerisinden seçilen bir taş bu. Kesinlikle ses yok. Yine granit. Granitin çeşitleri vardır bu yüksek mineralde olanı. Yine ses vermiyor. Bakın şu da granit. Şurasından anlayabilirsiniz renk farkından. Ses yok. Bakın bu da farklı bir granit. Farklı bir volkanizme uğramış granitlerden. Şimdi dedektör demir türü metalde kırık ses verecek şekilde ayarlanmış durumda. Şimdi şuradaki tuğlayı tuğla arkasından para testi yapacağım. Şu ufak 10 kuruşu şu kalın mezar tuğlasına koyacağım ama önce tuğlayı gösterelim. Şöyle sallıyorum. Herhangi bir şey yok. Bu 4-5 cm kalınlığında bir tuğla. Şöyle parayı üstüne koyuyorum. Yani tuğlanın altında para olsa toprak yüzeyinde şöyle üzerinden direktörü başını sallasak cihaz bunu çok net bir şekilde algılayacak. Belli bir derinliğe kadar. Şimdi bunun üzerine bir tane daha yüksek mineralde Adana'dan gelen tuğlayı koysak, üstüne bir TL'yi koysak şöyle bir kalınlıktan bu cihaz bunu algılar mı, değerli verir mi? Evet, belli bir mesafeden gayet güzel şekilde algılıyor. Testimiz bu kadar.